Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Bakan, Sayın Bürokratlar, basın değerli emekçiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Taksim'de gerçekleşen terör saldırısını ve Karkamış'ta gerçekleşen saldırıyı kınıyorum ve lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Sayın Bakan, biz yıllardır böyle olaylarda hep lanetliyoruz, kınıyoruz, rahmet diliyoruz ama bu olaylar bir türlü bitmiyor. Ve bizlerin sorumluluğu ve sizin de sorumluluğunuz, siz artık bir asker değilsiniz, bir siyasi sorumluluğunuz var. Bu olayları boşa çıkarmak ve bir daha böyle olayların yaşanmamasını sağlamaktır. Sayın Bakan, bu tip olaylarda hep bir olayın görünen tarafı vardır ve görmemiz istenen tarafı vardır. Bir de büyük fotoğraf vardır. Yani bu olayın görünen tarafını elbette değerlendirmek gerekir. Ama bunun arkasındaki büyük fotoğrafı da görmek ve değerlendirmek gerekir. Değerli arkadaşlar, sırası gelince biz konuşalım, rica ediyorum. Ben bu konuda hep, biliyorsunuz bizim elimizde istihbarat aygıtı yok, sizin elinizde var. Biz siyasi analiz yapıyoruz burada. Ve okumalarımıza göre yapıyoruz bu siyasi analizleri. Bakın ben bir siyasi analiz yapmışım. Bakın tarih ne biliyor musunuz? 14 Kasım 2016. Bakın dinleyin. 14 Kasım 2016'da bir siyasi analiz yapmışım. 2016 bütçesini görüşürüz Sayın Bakan. Seçim olduğu için 2016'da görüşürüz Şubat ayında. O zaman siz Genelkurmay Başkanısınız Sayın Bakan. Ve o koltukta oturan da İsmet Yılmaz. Dönemin Milli Savunma Bakanı. Milli Savunma Bakanı'na hep şu yorumları yapıyorum. Bakın diyorum, her yerde bombalar patlıyor. Bu bombaların patlaması konusunda ne yapıyorsunuz Sayın Bakan diyorum. Çatışmalar var. Ve bu çatışmalarla ilgili de bizim gördüğümüz bir darbe dinamiği var diyorum. Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Biz Cizre'ye o zaman 60 milletvekili yürümeye çalışıyorduk çatışmaları durdurmak için. Karşımıza askerler çıktı. Bizi oraya götürmemek için mermiyi navlunun ağzına sürdüler. Niye? Çünkü biz oraya gitsek çatışmaları durdurma olasılığımız vardı. Ama buna engel olmaya çalışan askerler vardı. Daha sonra bakın ben ne diyorum biliyor musunuz? Bakın aynen şöyle diyorum Sayın İsmet Yılmaz'a. Siz de Genelkurmay Başkanısınız. Sayın Bakan, müesses nizam defalarca ülkemizi bu çıkmaz sokaklara soktu. Ancak bu çıkmaz sokaklarda hep bazı senaryolar devredeymiş. Bizler bunları okuyamadık. Darbe dinamikleri devredeymiş o dönemlerde. Ve birileri ellerini ovuşturuyormuş. Ben eminim ki şu anda da yine birileri elini ovuşturuyor Sayın Bakan. Bu askerimizin, polisimizin, sivillerin ölmesi üzerinden ellerini ovuşturuyor birileri. Biraz daha karışsın ki devreye geçelim diyor birileri. Darbe dinamikleri devreye geçsin diye bekliyor birileri. Şu anda da darbe dinamiği devrededir Sayın Bakan. Çünkü bir devlet aklı yalnızca güvenlikçi anlayışa kendini teslim etmişse darbe dinamikleri devreye geçer. Buna karşı sorumluluk alın Sayın Bakan diye haykırıyorum burada. O anda arkadaşların bağırmaları var. İftira atıyorsun diyor arkadaşlar. Hakaret ediyorsun. Devletimize hakaret ediyorsun diyor. Tutanaklar burada. Aynı bugün olduğu gibi bağırıyor arkadaşlarımız karşıdan. Sayın Bakan, bakın darbeden yalnızca 4 ay öncesinden bahsediyoruz. Biz bu dinamiği görmüşüz Sayın Bakan. Siz o günlere Genelkurmay Başkanı'ndınız. Siz o dinamiği göremediniz. Görmediniz. Etrafınızdaki FETÖ'cüleri görmediniz. Ceylanpınar'da iki polisimizin öldürüldüğü zaman bu istihbaratı veren alçakların darbeciler olduğunu görmediniz. Efendim onu örgüt gönderdi, örgüt öldürdü dediğinde biz bunun böyle olmayabileceğini söylediğimizde bize hakaret ettiniz. Oysa ortada bir darbe dinamiği vardı Sayın Bakan. Suruç'ta bomba patladı seçimlerden hemen sonra. 7 Haziran seçimlerinden sonra. Hemen ardından iki polisimiz Ceylanpınar'da öldürüldü. Ankara gar katliamı oldu. Şehir çatışmaları başladı. Biz dedik ki burada bir darbe dinamiği var. Bunu gelin soruşturalım. Üst akıla bakalım dedik. Bunun ulusal devlet içindeki bazı karanlık odakların eli olabilir ve uluslararası ayakları olabilir dedik Sayın Bakan. Siz Genelkurmay Başkanınız Sayın Bakan. Siz o zaman gördünüz bu dinamiği. Görmediniz. Görmediniz. Bakın biz gördük. Biz gördük Sayın Bakan. Bakın bizler savaş karşıtıyız. Sorunların müzakereyle çözülmesini savunuyoruz. Memlekette bir Kürt sorunu var, demokrasi sorunu var. Ama siz hala bir asker gibi davranıyorsunuz. Yalnızca bir asker gibi davranıyorsunuz. Bir siyasetçi gibi davranmıyorsunuz. Bakın diyorsunuz ki biz ne diyorsak ona inanacaksınız. Niye yalnızca size inanalım Sayın Bakan? Çünkü geçmişte hata yapmışsınız. Darbeyi görememişsiniz. Bakın diyorsunuz ki bugün biz ne diyorsak o. Süleyman Soylu ne diyorsa o
Hulusi Akar ne diyorsa o diyor. Sayın Bakan, bizlerin görevi eleştirmek, büyük fotoğrafı görün demek. Bakın bütün basını susturmuşsunuz, basın yalnızca sizin söylediklerinizi söylüyor. Bizim söylediklerimizi söylemiyor Sayın Bakan. Bakın size tekrar uyarıyorum. Birileri yine elini ovuşturuyor. Birileri emin olun elini ovuşturuyor. Geçen gün İçişleri Bakanlığı bütçesindeki manzarayı görseydiniz, o manzarayı gören iç ve dış mihraklar emin olun çok mutlu olmuşlardır. Ne güzel millet bölünmüş, kamplaşmış, birbirine düşüyor. İşte Türkiye üzerine oyun oynanacak tam zaman diye düşünüyordur. İçerideki mihraklar, işte amacımıza ulaştık. Bak İstiklal Caddesi bombalamasına yol verenler şunu diyordur. İşte amacımıza ulaştık. Bunun uluslararası ayakları ellerini ovuşturuyordur. İşte amacımıza ulaştık. Ülkeyi birbirine düşürdük. Şimdi daha fazla oyun zamanı oynama zamanlıdır diyordur. Sayın Bakan, Taksim'deki bombalı saldırıyla ilgili siz şu kişinin, yani bombayı koyan kuryenin, kişinin, teröristin, ne dersek diyelim, bu kişinin ifadelerini okudunuz mu? Okudunuz mu? Ne diyor ifadelerinde Sayın Bakan? Benim diyor kardeşlerim ÖSO'da öldü diyor. Üç kardeşim ÖSO'da öldü diyor. Şu anda bir kardeşim de daha ÖSO'da savaşıyor diyor. Yaralandı, tekrar ÖSO'ya döndü. Özgür Suriye Ordusu'na döndü diyor. Diğer kardeşlerim de diyor öldürmekle tehdit ettiler diyor. Diğer kardeşlerim de diyor bu işi yapmam için öldürmekle tehdit ettiler diyor. Ya kendi ifadesinde bile bağlantılarına bakıyorsunuz. Getiren kişinin efendim abisi ÖSO'da, öbürkünün kardeşi ÖSO'da, müsiyat bağlantıları var. Ya MHP bağlantısını geçiyorum bakın. O meselesinin ilçe başkanıyla bağlantısı geçiyorum. O konuda eğer ki bir HDP'li çıksaydı o kişi. Bakın bir HDP'li çıksaydı ne olurdu? Ya da kıyamet kopardı değil mi? Hani oradaki bir ilçe başkanı o telefonu konuşma. Şimdi bu kadar bakın bu kadar şaibe var ortada. Bu kadar şaibe var. Efendim ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Aynı Ceylan Pınar'da yaptığınızı yapıyorsunuz Sayın Bakan. Okuyamadınız. Ceylan Pınar'da iki polisimiz öldürüldüğünde dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'ya toplantı yaptınız. O size uçakları kaldırma emri verdi ve o uçaklarla gidin bombalayın dedi. Çatışma dönem ondan sonra başladı. Biz dedik ki burada bir oyun var dedik. Burada bir darbe dinamiği var dedik. Bize inanmadınız. İstanbul Taksim'deki terör olayı da yeni bir darbe dinamiğinin bir parçası olabilir. Buna bakalım. Bu kadar ÖSO bağlantısı var. Ya şu haritaya bakın. Kobani'den emir geldi deniyor. Ya kişi efendim önce deniyor ki Afrin'den girmiş deniyor. Afrin kimin kontrolünde arkadaşlar ya? Kimin kontrolünde? HTŞ'nin kontrolünde ve Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin belli unsurları orada var. İdlib'e baktığımızda İdlib'den sonra deniyor ki İdlib'den girmiş deniyor. İdlib'de kimler var arkadaşlar? Kimler var? Bu kişi aylar önce Türkiye'ye girmiş. Kimler tarafından himaye edilmiş? Türkiye'de himaye edenlerin hepsi bakıyorsunuz Özgür Suriye Ordusu'nun temsilcileri. Ya siz diyorsunuz ki efendim bunu örgüt yaptı. Buna inanın. Çünkü niye? Bizim efendim operasyon yapmamız lazım. Buna inanın diyorsunuz. Sayın Bakan bakın. Bakın bu ülkede pek çok kez oyunlar oynanmıştır. Değerli arkadaşlar. Bakın 28 Şubat 1997'yi unutmayın. Batı Çalışma Grubu kimlere karşı uygulandı arkadaşlar? Ordunun içinde bir Batı Çalışma Grubu kurulmuştu. Bakın her ülkenin bir gladyosu vardır. Her ülkenin bir gladyosu olmuştur. Amerikan devleti de Irak'a operasyon yaparken içeride belli unsurlar bunu gerekçelendirmek için efendim kimyasal silah var, şu var, bu var diye bu operasyonu yapıp 1 milyon insanın kanına girdiler. Sayın Bakan, bu anlamda hepimiz sorumlu davranmalıyız. Bakın, Özel Harp Dairesi'nin başkanı ne diyor? Bakın. Özel Harp Dairesi'nin başkanı ne diyor? Bakın Özel Harp Dairesi Başkanı Sabri 25 oğlu ne diyor? Bir sus. Özel Harp Dairesi Başkanı Ya sonra bir sus ya. Başkanım ne oluyor ya? Sen göre söylediğimde fikirlerinizi ifade edin. Rica ediyorum. Söz isteyen arkadaşlar söz verin. Sayın Başkan süreyi durdurur musun? 2 dakika geçti ya. Devam etsin. Peki devam edin lütfen. Sayın Bakan. Sayın Cöre. Tamam anlaşıldı.
Söz isteyin, söz verin, fikirlerinizi söyleyin. Sayın Bakan. Arkadaşlar bitiremeyiz böyle. Bakın Özel Harp Dairesi'nin başkanı Sabri 25oğlu vardı değil mi? Ordunun bir komutanı, orgeneral bakın. Ve pek çok önemli görevde bulunmuş kişi. Ne diyor biliyor musunuz? Eğer bir yerde halkın galeyana gelmesini, bir mukavemet göstermesini arzu ederseniz, sizin saygın değerlerinize düşmanın, karşı tarafın bir şey yaptığını, küçültücü bir hareket yaptığını gösterirsiniz. Halkı galeyana getirirsiniz. Özel Harp'te bir kural vardır. Halkın mukavemetini artırmak için düşman yapmış gibi bazı değerlere sabotaj yapılır. Mesela bir cami yakılır. Kıbrıs'ta cami yaktık biz. Cami yakılır mesela demişti. Bakın bu orgeneralden bahsediyoruz. O günlerde Kıbrıs'ta bunlar yapıldı diye bu haberler geldi. 90'lı yıllarda köy yakmalar var dediğimizde sizler bize hakaret ediyordunuz. Ama sayın arkadaşlar o dönemde de bu karanlık dinamik vardı. Bizlerin sorumluluğu bu karanlıkları ortaya çıkarmak. Siyasi sorumluluğumuz bunu gerektiriyor. Bu oyunları bozmak. Bizi birbirimize düşürmek isteyen yeni bir dinamik var. Bu dinamiği yayıp beraber birlikte boşa çıkaracağız. Ya da hep beraber felaketi yaşayacağız arkadaşlar. Burası Türkiye Cumhuriyeti, demokratik bir devlet ve çok uygun bir şekilde